Balaban Çavuş. Yani şimdi İstanbul'un fethinde surlara çıkan, yani çıktığını bildiğimiz çeşitli isimler var. Bunlardan birisi Balaban Çavuş. Bir diğeri Mustafa Bey diye birisi. Bir diğeri de Karıştıran oğlu Süleyman Bey. Yani bunlar kaynaklarda ilk defa sura çıkan kişiler olarak zikrediliyorlar. Ya tabii şunu söylemek lazım. İstanbul'un fethinde o surlara çıkmak için binlerce insan şehit oluyor. Yani çok kanlı bir savaştır İstanbul'un fethi. Çok yani toplarla, lağımlarla surlar yıkılmıştır ama buna rağmen çok insan feda edilerek kazanılmıştır. Savaş kolay değil. Yani o 2 ay sürmesinin sebebi de o. Yani o surlar yıkılıyor, tekrar yapılıyor, yıkılıyor, tekrar yapılıyor. En son hatta 3-4 defa İstanbul'un kuşatmasını kaldırma teşebbüsü vardır. Yani Fatih çok zor karar veriyor. Hatta bir keresinde kararsızken Akşemseddin'in çok ağır bir mektubu var. Mesela onu da getirdim ben. 20 Nisan. Söyle Topkapı Arşivi'nde. Evet, Topkapı Arşivi'nde. Sizde o değil mi o mektup? Evet, bizde. 20 Nisan'da 4 tane gemi, 3 Ceneviz gemisi. Şöyle göstersinler. 3 Ceneviz gemisi, bir Bizans gemisi geliyor. Bütün Osmanlı donanmasını göstersene onu. Dağıtıyor. Çevirip. Ve Halic'e giriyor. Tabii bu büyük bir rezalet. Yani yüzlerce gemin var senin. 4 tane gemiyi durduramıyorsun. Tabii onlar büyük gemiler. Rüzgarın etkisiyle. Ve Çandarlı Halil Paşa ve ekibi o zaman hemen diyor ki işte biz size demedik mi? Kuşatma yaparsanız böyle olur. Kaldıralım. Batıdan daha büyük tehdit gelirse ne yaparız? O gece Akşemseddin'in bu hocamın elinde bulunan ve Topkapı Sarayı arşivinde bulunan mektubu yazıyor. Ve orada şey diyor mesela, bu hadise yani sadeleştirerek gemi ehlinden olduk. Kalbime büyük bir kırıklık geldi. Diyor ki münafıkların diyor ve bozguncuların lafına itibar etme. Sen hükmünü yürüt. Zafer yakındır diyor. Zaferi müjdeliyor. Sonuna kadar kararlı olmasını söylüyor ve Akşemseddin'in bu mektubu son derece önemlidir. Yani çünkü hükümdarım... Sizin sarayda o mektubun orijinali mi? Orijinali orijinalidir. İstinsah mı edilmiş sonra? Hayır, hayır. Biz de istinsah edilen şey. Saklıyorlar biliyorsun. Osman. Herkes yani şeyler nerede o istinsah ayrı. Ama Allah'a şükür dijital sistemle artık bunların orijinallerini tabii kimseye sürdürmeyeceğiz elini. Çünkü Osmanlılar biliyorsun saklıyorlar. Yani böyle kendilerine yazılan mektuplar. Ya padişaha gelen nameler, yani şeyleri, mektuplar, her şey saklanıyor. Mutlak.